bilmiyoruz. Tütünlerimizi hepsini topladılar. Sabah erken dükkanları bastılar, tütünleri topladılar. Siz dükkancı mısınız hep? Biz dükkancıyız, hepimiz esnafız. Kaçak tütün mü satıyorsunuz? Kaçak değil kardeşim, senelerde satılan bir şey. Kaçağı mı var? Kaçak diye bir şey değil ki bu. Bu sarma tütünden mi? Onu demek istiyorum. Ya kiloyla satılan tütün. Evet. Sarma değil. Doldurma değil, o sizin dediğiniz doldurma. O doldurmadır, sarma tütün diye bir şey yok. Sadece kiloyla tütün satıyoruz. Evet. Biz kendimiz çiftçi, kendimiz ekiyoruz. Kendi tütünümüzü satıyoruz. Bize ne tebligat geldi, ne bir şey geldi. Sabah erkenden kalkıp dükkanları bastılar, bütün tütünleri topladılar. Bir de üstelik ceza yazdılar herkese. Ne kadar ceza yazdılar? Herkesin şeyine göre. Belli bir kilosuna göre. Kaç kilo tütün almışsa hepsine ceza yazdılar. Peki ne istiyorsunuz? Yani buraya gelmekle... Ya bize bir çare bulsunlar. Bütün esnaf, bütün esnaf borçlu. Herkes en az borcu olan 20 milyar borçludur. Ben vergi veriyorum. Dükkan vergisini veriyorum. Ben derneği ödüyorum. Ben ticaret odasını ödüyorum. Elektriğimi ödüyorum. Suyumu ödüyorum. Kaçak bir şey de satmıyorum. Çözüm bulunsun. Çözüm bulunsun bize. Madem yasak zaten. Yasaksa o zaman yasaksa, ekilmesin. Tütün ekilmesin o zaman. Çiftçiye desin ki yasak, tütün ekme. Evet. Ben gittim iş yeri açma ruhsatı aldım. Evet, neyse, Ramazan Dinçer. Gittim iş yeri açma ruhsatı aldım Yeşilyurt Belediyesi'nde. Bana dedi ne iş yapacaksın? Ben dedim tütün ve tütün ürünlerini satacağım. Ruhsat veriyor bize. Vermesin ruhsat bana. Vermez. İş yeri açma ruhsatı vermesin. Dedi ki tütün satmak yasak desin. Benim vergi levamda yazıyor. Ağırlıklı tütün ticareti diye yazıyor. Vermeyin o zaman. Niye veriyorsun? Niye vergi levası? 1 milyar 200 milyon benden para aldılar iş yeri açma ruhsatı için. Niye verdiniz? Vermeyin o zaman. Şimdi gelmiş yasak diye dükkanlara tütün topluyorlar. Ne kadar ceza verdiler size? Ya şimdi tütün bazında ne kadar yakalarsan ona göre ceza kesiyorlar. Mesela atıyorum 10 kilo yakalarsan ayrı bir ceza, 100 kilo yakalarsan ayrı bir ceza. Yani kilosuna göre ceza ödüyor. 80 kilo ama yazık günahtır ya. Ya şimdi yani de yazık günah. Şuna bak ya. 100 kilo yakaladığı zaman 10 bin lira paradır. 100 milyar. 100 milyar ceza bas. 100 kilo. Peki abi buraya gelmekle aynen. Neyi talep etmeye geldiniz buraya? Valla buraya gelmekle bize bir çözüm bulsunlar. Yani bize bir çözüm bulsunlar. Şu an yazık günah Malatya'da 2000'in üstünde tutuyorlar. Ya izin verilmesini istiyorsunuz ya da ruhsat verilmesini istemiyorsunuz öyle mi? Nasıl? Madem ki hani şey böyle bir şey var ruhsatı vermesinler diyorsunuz. Aynen aynen. İş yeri açma ruhsatı vermesinler evet. Bize. Biz yani yasaklayacaktık. Biz yani orada gidip ruhsat aldığımız zaman tuhafiye yapıyoruz demiyoruz. Kasabız demiyoruz. Evet. Ne iş yapıyorsunuz dediler. Tütün satıyoruz dediler. Verdiler ruhsatında da yazıyor. Tütün ağırlıklı perakende ticaret diye. Vermesin o zaman bana bu ruhsatı. Evet, ne diye veriyorsun sen bunu? Evet çok teşekkür ederim. Arkada geliyorsun diyorsun ki yasak. Tamam abi. Bu dışarıdan abi sen gel. Abi şimdi bak şu. Ben tütüncüyüm. Şimdi arkadaşlarımızı 60'ar kilo tütün getirmişler. Adam başı 132'şer milyar para yazmışlar. Bir de tütününe el koymuşlar. Ben 33 senelik esnafım. Tütüncüyüm. Ruhsatımda da tütün yazıyor. O zaman üretim yasak olsun. Yasak etsinler, biz de satmayalım. Şimdi benim esnafım ben diyorum ya. 33 senelik esnafım. Tütün satıyorum, başka bir şey yapmıyorum. Peki ne kadar ceza geldi size? Bana gelmedi, arkadaşıma gelmiş. 132 milyar ceza mı olur abi ya? Ne satıyor bu vatandaş? 80 kilo tütüne. 80 kilo, adam başı 132 milyon. Bir de adamın 160 kilo tütünü almışlar. Bu 300 milyar idi. Şimdi bugün Malatya'yı topladılar. O zaman üretimi yasak etsinler. Benim ruhsatımda. Çalışma ruhsatım var, işletme ruhsatım var, hepsi var. Bu ne abi? Çözüm bulunmasını istiyor. Tabii çözüm bulunmasını istiyoruz. Vatandaşı niye mağdur? Zaten buradaki gariban, hepsi gariban abi ya. Başka bir şey yok ki. Bu adamın bir geçimi o ya. Hangi hesabı tükenine gidersen 100 bin lira tüken yok ki, tükeninde yok ki. Kaç lira tutun? 10 lira, 15 lira tutun var abi adamın. O da en kabadayısı. 5 lira alışveriş yapıyor adam akşama kadar. Bu ne olacak? Yazlık abi, biz niye buraya toplanalım? Bir tane zengin adam var mı? Yok. Soyisim ne yaptın? Benim ismim Halil Kör. Tamam. Esnafım ben. Kör'de mi soyisim? Evet. Tamam abi. Abi şimdi yazdık abi. Bir dakika. Hayır arayın.